Sana bakıyorum, Vina'yı görüyorum. Vina'ya bakıyorum, sana görüyorum. Bu nasıl bir tuhaf bir şey ya. Bir büyüyor kız gözünün önünde, bir küçülüyor. İyice sana benzemeye başlamış. Caner, bozuluyor musun bu işe? Yani sarı fırtınaya benzemesin de kime benzesin bu kız yani? Ha? Bilmiyorum, dün gece böyle bir çocukluk fotoğraflarını falan ortaya çıkarttı. Ben böyle bir şey bekliyorum. Bakın aslında bana benziyordu falan diye. Yani Caner, kusura bakmazsan şu anda hiç benzemiyor sana da. Benziyor, yani benziyor. Aslında ikiniz de birbirine, çiftler benziyor. Böyle zamanla birbirine benziyor değil mi? Ya. Evet. Ne kadar dikkatli bakmam gerekiyor Caner? Bayağı, çok dikkatli bakınca diyor. Bayağı konsantre olursanız benziyor. İnanılmaz güzelsiniz. Kulakları benziyor. 2019 yılında zannedersem 2019 yılında Barcelona'da evlendiniz. Evet. Süper bir hikaye gerçekten ve bu hikayeyi zannedersem, bakayım zorluyorum biraz. Benim küçüklüğüm. Bu benim küçüklüğüm. İnanılmaz. Acayip benziyor. Bir hikayenizi senaryolaştırma ve bununla ilgili bir şey mi var senin kafanda? Böyle bir film olsun hikayemiz diye. Evet, öyle bir düşüncem var. Caner'in de var. Hatta biz işte bu sosyal medyadaki içerikleri oluşturduğumuz zaman da birazcık o şeyden de yola çıkmıştık. Hani bunların hepsi aslında bir belge olarak burada kalsın. Çünkü insan zaman içerisinde unutabiliyor. Sonradan işte bütün bu hikaye bir film olduğu zaman da hani biz de oraya bakıp oradaki anlardan aslında bir şeyleri buluruz diye düşünmüştüm. Şu anda tabii ki hani şey bir durum değil. Bu, çünkü bizim için çok özel bir an olduğu için hani böyle senaryo yazıp işte elimizde böyle yapımcı gezme bir durumumuz yok. Tabii ki yok. Tabii ki değil. Ama o nasıl yolunu bulur var. Yani çok eminsin. Evet, biraz öyle düşünüyorum. Hani gerçekten böyle bizi anlayacak bir yönetmen, işte bu hikayeyi hayata geçirmeye inanan bir yapımcı zaten bizim karşımıza çıkacak. O zaman zaten her şey kendiliğinden olacak, öyle düşünüyorum. Bunu böyle sana yazdırtan şey aslında gerçekten hayallerin veya hayallerinin ötesinde bir aşk yaşıyor olmanız mı? Bir evlilik, ne bileyim bir aile kurmak. Hayalinde böyle bir aile var mıydı gerçekten? Ya da böyle bir anne olacağını, böyle bir eş olacağını düşünüyor muydun? Yani eğer anne olursam İyi bir anne olabileceğimi düşünüyordum aslında, ama hani anne olup olmayacağım konusunda çok bir şeyim yok mu yani? Ben nasıl mesela sürekli böyle işte çok çocuk istiyorum, işte evlenmek istiyorum, bir aile kurmak istiyorum diyen birisi değildim. Yani birazcık daha karşımdaki kişiye göre aslında bu durum değişecekti. Hani böyle evlenmiş olmak için evlenmek veya hani çocuk yapmış olmak için yaşım geliyor işte mutlaka artık evlenmeliyim ve çocuk yapmalıyım gibi düşünmüyordum. Hani olmazsa da olmaz diye düşünüyordum. Yani bu hikayeyi aslında Caner şekillendirdi biraz senin karşına çıkarak da diyebiliyor muyuz? Evet, yani şu aslında bir insan bir kere sevmeyi öğrenmesi çok önemli bir şey. Yani ne kadar güzel, erkekler sevmeyi biliyor mu sence? Bence biliyorlar ama orada başka tabii ki ekstra şeyler var, ama mesela Caner'in sevmeyi bildiğine çok eminim. O yüzden de burada annesine ve bütün ailesine teşekkür ediyorum. Çünkü erkeklerin yetiştirilme tarzında sanki o sevgi birazcık geri planda kalıyormuş gibi oluyor. Yani sanki güçlü olmak ve sevgi göstermek aynı şey değilmiş gibi düşünülüyor. Bence eminim sen de çocuklarını öyle yetiştiriyorsun. Ay, kalbim bir anda şey oldu. Ben de şimdi düşündüm ki ben o kadar çok seviyorum ki, yani o kadar sevgiyle boğarak büyütüyorum ki inşallah ilerleyen hayatlarında benden daha çok sevecek birisiyle karşılaşırlar ikisi de inşallah. Evet. Ya da en azından eşit. Amin diyelim. Eşit benim kadar sevsin. Zaten bayağı sevmiş olacak. Yani o yüzden erkeklerin sevmeyi bilmesi, yani ben zaten burada erkek ve kadın olarak ayırmıyorum. Değil. Çünkü kadınların da kendi içerisinde başka şeyleri olabiliyor. Hani sevgisini göster, yani onların da bir güç veya işte ben güçlü kadınım gibi bir durumu olabiliyor. Ben Caner'le tanışmadan önce mesela sevgi üzerine çok çalışmıştım kendimle ilgili. Hani bence bir insanın iyi bir aile kurabilmesi veya hayatında da iyi bir arkadaş, ailesinde iyi bir birey olabilmesi için öncelikle kendisini sevmesi gerekiyor. Yani kendisini sevmeyen bir insan karşısındakine zaten sevgi veremez. O yüzden ben bu kavramlar üzerine çok çalışmıştım. Sonrasında işte Caner hayatıma girince de böyle şey oldum yani. Tam zamanında geldi diyebilir miyiz? Tam evet, tam zamanında geldi. Her şeyiyle böyle okeydim falan. Ve o enerjiye kendimizi açtığımız zaman gerçekten Çok doğru güzel. Enerji de bizi buluyor. Yani önemli olan bizim o enerjiye kendimizi açmamız. Getirebilmemiz var. Ve biz nasıl bir enerji yayıyorsak etrafa aslında karşımıza çıkan insan da o enerjide oluyor. Ay vallahi nasıl o bir enerji yiyoruz şu an anlatamayacağım kadar güzel bir enerji yani. Hep böyle insan onlarla beraber olmak çevresinde olsun isteyeceği kadar saf temiz sevgiyi görüyoruz. Saf temiz sevgi deyince de hemen aklımıza cennetin
cennetten kopmuş bir parça Vinat ve tabii ki bütün çocuklar. Doğum hikayesini evet. anlattıkları ve güzel bir VTR'miz var. İzleyelim, birazcık duygulanalım. Hadi bakalım. Yani valla aslında her şey Müge'nin suyunun gelmesiyle başladı. Ben bir anda bir hayatımda daha önce hiç tanımadığım değişik bir acıyla uyandım. Yani acı gibi de değildi ama sanki şöyle bir şeydi, yani içimde böyle sanki bir lastik var ve o lastik böyle bir anda kesildi ya da koptu ve böyle piyuh diye bir şey oldu böyle içimde. O kadar heyecanlandım ki yani böyle kalbim pır 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 atıyor. O yürüyüş mesela benim için çok önemli bir dönüş noktası oldu. Çok iyi yürüdük. Nasıl kaldım ya, çok az. Kapıda bekleyen herkes böyle işte ellerinden geldiğince sakin bir şekilde gözükmeye çalışıyorlardı ama herkes bir şekilde panikti. Neyse, aşağı doğru hızlı bir şekilde indik. Caner zaten hep yanımdaydı. Ben o an gerçekten ve hani Caner de içeri gideceğim diye ayrıldık. Ve ben içeride öğreniyorum ki Caner içeri giremiyor. Tabii ben iyice panik. Bu süreçten hiçbir bilgim olmadığı için. Ve aklıma gelen ilk şey Vinay'la konuşmak oldu. Vinay'a dedim ki bebeğim şu anda doğuma giriyoruz. Ama baban yanında olamayacak. Seni doktorlar ve hemşireler karşılayacak. O yüzden lütfen korkma. Doktor dışarı çıktı ve müjdeli haberi verdi. Caner, telefondan duymasın. Gerçekten o böyle kucağıma aldığımda, belli bir zaman sonra kendime geldiğimde falan, yani o Caner'in bakışları anlatılmaz. Hani tarifi yok, bu hissin tarifi yok derlerdi. İnanmazdım. Sıkılma ya, seni çok seviyorum. Ben de bebeğim. Senin çok güzel geçti bu süreç. Teşekkür ederim her şey için. Sarışın bir kız çocuğu hayali herkesin vardır herhalde diye düşünüyorum. Şimdi o enteresan, şimdi insanlar mutlaka merak edecektir de, diyorlar ki kız mı erkek mi diye soruyorlar. Evet. Neden mesela hani şey olmadı, bakmadınız cinsiyetine? Valla orada... Bunu senin tarafından dinlemeyi isterim. Şimdi bir gün bir kontrol vardı, cinsiyeti öğrenecektik. Evet. Normal rutin kontrol hamilelik sırasında. Benim antrenman saatim işte uzadı, trafik saatine denk geldi. Müge de tek başına gitmek zorunda kaldı kontrole. Ben yetişemedim. Ondan sonra işte ben tabii heyecanla işte hani öğrendi mi cinsiyeti falan diye eve gittim. Ondan sonra Müge dedi ki, ya dedi ben dedi işte sen yokken öğrenmek istemedim cinsiyeti. Ha, beraber. Evet. O yüzden sonradan da yolda eve dönerken düşündüm ki, hayatımda böyle heyecanlı bir süreci bu kadar kısa kestirmek istemedim. O yüzden de ben sonuna kadar öğrenmemeyi istiyorum. Sen ne düşünüyorsun dedi. Dedin. Ben de dedim okey, benim için de okey. Ya canım benim. Ve öyle bir karar aldık işte, 9 ay cinsiyetini öğrenmedik. Bir hazırlık yapılmadı, hiç fark etmiyor çünkü herhalde hani odada ne bileyim bir renkler, evet, bir şey. Öyle bir ayrımı zaten. Hazırlık... İçinden hissettiğiniz bir şey var mıydı? Bir kız geliyor veya bence bir erkek geliyor diye hiç aranızda konuşuyor muydunuz mesela son ana kadar? Konuşmuyordunuz. Ama çok öyle hani bir cinsiyete karşı öyle şey yapmadık. Ya kesin erkektir, ben erkek hissediyorum gibi bir hissiyat olmadı. Bende olmadı yani. Çok ortadaydım evet, yani. Genelde dışarıdan hani işte sen şu an karnını, bebek erkeğe benziyor, aynen. Karnının şekli şöyle böyle falan diye şeyler vardı yani, öyleydi. Yani çünkü benim için gerçekten kız veya erkek olmasının bir hiçbir önemi yoktu. Ve önceden bunu bilerek kendimi bazı şeylere şartlamak istemedim. Çünkü insan ister istemez işte bir şeylere şartlıyorsun yani kendini. Kız olursa şöyle oluyor. Kız olursa erkek şöyle olursa, işte erkek olursa sünnet olacak böyle olur gibi. Hiçbir şey ve düşünmek istemedin. Yani. O da çocuğu aslında yani o her şeyi duyup hissettiği için bütün bunları aslında duyup hissediyor. Ama tabii ki yani şu duygu çok farklı. Bebek doğmadan önce senin onun kız ve erkek olduğunu öğrenmenle bebek doğduğu anda kız mı erkek mi olduğunu öğrenmen arasında çok büyük fark var. Yani bebek kucağına geldiğinde erkek veya kız olmasına öncesi kadar takılmıyorsun. Evet, değil mi? Geldi ve hiçbir ya şey yani. Kurmuyorsun yani kafanda, bir şey oluşturmuyorsun. O yüzden bilmek istemedim.
İyi ki de öyle yapmışım. İyi ki de öyle yapmışsınız. Bir daha olsa bir daha bilmek istemeyim. 970 bölümdür kullandığım kalemim bir anda Vina'nın o kürdan parmakları arasında kırılıverdi. Demek ki gelişinde bana bir tane kalem. Getirir misin bana bir tane kalem bir daha geldiğinde? Nasıl başarmış olabilirsin kalem? Canına okulda bakar mısınız? Burada kibar kibar oynuyorken. Çok tatlı. Ama şimdi... bir şey söyleyeceğim. Hiç böyle bir kalem görmemiş olabilir önceden. Hani ne bileyim hep böyle başka kalemleri var ya böyle bu tarz bir kalem görmediği için merak ediyorum. Bence onu az sonra tamir de ediyor yani. Olacak Vina. Şimdi baba kız ilişkiniz de çok güzel. Bu çok dışarıdan hissedilen bir enerjisi var gerçekten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.